Herkese merhaba arkadaşlar, ben İmtikam Alak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? FIFA Mobile'deyiz ve Yıldız Bet'ini ilerledik, Kupa Titan'ı ilerledik, diğerlerini de ilerledik. Onları alacağız, oyuncu satışları yaptık, onların hepsini bir toparlayacağız arkadaşlar. 136 gen takımımız vardı, en son olarak gördüğünüz bir değişiklik yapmamıştık son haftada. Bakalım bu hafta Yıldız Bet'e ne kadar ilerledik. 56'ya geldik, 60'a kadar gelip artık orta sahaya çabalon suyu çekme zamanı geldi. Burada iki tane oyuncu açma hakkımız var, hızlı bir şekilde açacağım. Ondan önce FIFA Mobile severler, FIFA Mobile'in serisinin devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğeni yapmayı unutmayın. Ekstra olarak da arkadaşlar şunu da söyleyeyim, FIFA Mobile gameplay istiyorsanız da hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Yıldız Bet'e tıkladık, gelen oyuncuya bakalım. 106'lık Tom Buck'tı diye bile geldi, ben de çok Tom Buck bir adamım. Peki 108'e 113'lük bir oyuncu, buradan 113'lük bir oyuncu çekebilsem. Hiç çekemedim, hep en düşüğü geldi ama bir inandım. Allah cezanı versin. Grifo geldi hocam, 108'lik. Şuradaki paraları alalım abi. Totalde 900 bin jeton var. Bilet puanımızı da aldık. Görevlere tıkladığımızda Titan puanlarından önce bunları alalım. Hocam hop aldık. Geri günlük görevlerden bunu da alalım. Bunu da topladık. Totalde burada 100'ü tamamlamışız. Günlük görevlerden bunu da çekiyoruz. 20 cevher, 2500 jeton, yıldız bileti 100 vermiş. Bir yıldız biletimiz daha yükseldi mi? Yükselmiş hocam. Burada jetonlarımızı da alalım tekrar. Biraz jeton aldım herhalde, 580 bin falandı yanlış görmediysem. Onun dışında retro yıldızlara geldik. Retro yıldızlarda şuraya baktığımızda 1131 var arkadaşlar. İlerleme kat edebileceğimiz. Bunu şurada ne var lan? Bilet aldı. Ücretsiz diyor. Derece bileti aldı. Bunu niye alacağım ki ben? Alayım. Ücretsiz almayayım. İşe yarar abi. Tamam, 10 derece bileti aldık buradan. Ödüllere geldik 1131'de. Açılan noktamız neresi? Burası açıldı. Buradan ilerleme kat ediyoruz hocam. Tümünü aç diyelim. Aldık hepsini. Tekrar burada ilerlediğimiz, artık sonuna doğru geliyoruz. Buradaki oyuncu kimdi lan? Onu unuttum. 1 milyon jeton verdi de. 115'lik Rivaldo'yu hocam alabiliriz. Bugün de 112 yenlik bir oyuncu çıkaracağız. Şöyle bakalım. Az kaldı, az. Bitmek üzere. Bu etkinliğin bitmesi demek bize hocam şeyi de gelirse. Lan gene unuttum adını. Rivaldo ha. Rivaldo'ya gelirse harika işler olur. Buradan 80 diyelim. Buradan hocam 106'lı Christian Teyu geldi. Şuraya tıkladığımızda derece istediğimizde bunu da alalım hocam. Aldık. Şuraya geldiğimizde buradan hocam jeton alıyoruz. Jeton olarak da bize 415 bin verdi. Fix 415 bin veriyor. Daha üstünü görmedim arkadaşlar. Fix 415 bin jeton veriyor. Antrenman aktarmamızı aldık. Buraya geldik hocam. Burada cevher veriyor. Bu cevheri de kullanabiliriz. Şöyle ilerlediğimizde 112 artı gen oyuncu veriyor. Minimum 112 mi? Acaba sadece 110. 112 gen artı oyuncuya gidiyoruz. Haydi bakalım. 112 gen oyuncudan kim gelecek abi, dikkat çekici. Güzel bir oyuncu gel. Senegal, Santifor, hocam Atletico. Inaki Williams geldi, 200 milyon değerinde. Satılabilir mi lan bu? Satılamazmış. Allah belanızı versin ya. Satılamaz oyunculardan nefret ediyorum abi. Tamam, burada 113'ümüzde açtığımızda, şu son sayfayı da açtığımızda arkadaşlar artık Rivaldo'yu alabiliyoruz. Burada hocam ne zaman? 4 gün sonra açılıyor. Bizim elimizde zaten 831 olduğu için biz rahatça halledebiliriz arkadaşlar. Burada Retro Yıldızlar bilesine gelelim. 5. seviyeye kadar gelmiş. Burada 115'lik Diego Milito'yu alabilirmişiz arkadaşlar. İlerleyebilirsek alırız. Eğer ilerleyemezsek de hiç buna dokunmak istemiyorum. Yine bilet puanı aldık. Buradan geri dediğimizde Retro Yıldızlardan artık çıkışımızı yapalım. Onun dışında şuraya geldiğimizde Kupa Titan'a geldik abi. Günlük ödülden burada 113-117 gen arası oyuncu da verebiliyor. Ya FIFA artık bir sürpriz ver be. Yeter, gerçekten sürpriz vermiyorsun. Ver artık be. Bir tane sürpriz be. Allah canını almaya. Yine bunu verdi. Oyuncu verdi mi? Vermedi. Kupa Titan'a tıkladığımızda hocam burada günlük görevlerden şu Roberto Carlos'u alabiliyoruz bedava olarak. Şu Titan görevlerini tamamladığımızda, 1. hafta görevlerini daha tamamlamamışız. Onu da tamamlarız. Şuradan bilete gelelim. Frank Lampard biletine. 10. seviyeye kadar gelmişiz. Buradaki bileti de açtık abi. Bakalım burada nereye kadar ilerleme kat edebileceğiz Kupa Titan'da. Şöyle tümünü aç dediğimizde 9 milyon jeton verdi. Oo, bayağı iyi jeton vermiş. Devam et dedik abi. Buradan jetonları da almış bulunuyoruz. Şimdi geri ana sayfaya dönelim. Pazara geldiğimizde 8 tane oyuncu sattık abi biz. Bu 8 oyuncudan gelen paraları bir toplayalım. 112 milyonluk bir satış yaşamışız ve 246 milyona çıktık. Oyuncu arama geldiğimizde burada satılabilir oyuncu var mı? Şu an iyi oyuncu. 1 milyonluk oyuncu var. Yok. Takaslarda gelişme var mı? Bu 112'lik oyuncuları nerede kullanabiliriz? Takasların hiçbir noktasında da kullanamıyoruz arkadaşlar. Gizemli transferlere geldik. Şuraya geldiğimizde burada jeton veriyor. Belki sağlam bir jeton verir.
100.000 jeton verdi, devam et dedik. Pozisyon ve uyruk diyor. Burada geliştirici verecek abi. Bunu da alalım. Tümünü aç dedik. Açtık. Buraya geldik. Fotoğraf base'im. 108 gelmiş. Üst oyuncu veriyor. Bunda da çok umudum yok. Bernardo Silva gelmiş abi. Ve Desirli gelmiş. 112'lik. Ücretsiz. Bu da satılamaz oyunculardan. Bakalım bunu koyabileceğim bir nokta var mı? Yani 112'li ikinci oyuncumuz geldi. Satılamaz oyuncu gelmesi de bir noktada bizi üzüyor yani. Orada tıkandırıyor. Şimdi bunu paraya çevirme durumumuz da olabiliyor. Hocam sonuncu oyuncumuzu alıp artık haftaya gizem transferlerden şu 114 genlik oyunculardan birini çıkarmamız lazım. Direkt kadromuza koymamız lazım bu gizemli etkinliklerden. Takımımıza baktığımızda 112'lik oyuncular koysak ne olur mesela? Çiğeli'nin 25 olmuş. 112'li koysam 117'ye düşer. 117 düşen oyuncuya ihtiyacımız yok. Keza Sandford'da 114'lük bir Benzema var. Ve onun dışında ben Berardi'de 114'lük. Netlet'te hocam 114 oyuncu arasında. Bizim yani şu an işimize 112 oyuncuya yaramıyor. Minimum 113'lük bir oyuncu olması gerekiyor ki o şeyi versin. Şu an Sokrates'in olduğu bölgede sadece 113 oyuncu yarıyor. Hector'un olduğu bölgede 117'lik onda mesela yarayabilir. Sadece sol bek ve merkez orta sahada bizim 112'lik oyuncu ihtiyacımız var. Birini de Çabalos'a karşılayacak. Neyse şöyle geldiğimizde hocam şu elmasları kullanmak istiyorum. Sınırlı teklife geldiğimizde burada FIFA Points'ler var. Günlük limit var. 50 kutlama bileti var. Burada 117'lik oyuncu verebiliyor. Hiç verdiğini görmedim abi. Ama gene inandım 5 tane tıklayacağım ya. Yani. Belki verir yani. Petit, Beckham, Van der Sar, Haaland, Ronaldo bunlardan biri. Abi ya böyle bir sürpriz be. Vallahi bir tane sürpriz vermeyeceğim kanka. Kastı lan bu. Abi sürpriz ver lan. Bir tane sürpriz be. Bir tane be. Yok gene burada da vermedi. Lanet olsun buraya. Hocam öne çıkana geldiğimizde şu 500'lükten açsak. Bu 500'e geldiğimizde 110 gen oyuncu veriyor. 113 gen oyuncu veriyor. Özel teklif be. Bu şimdilik dursun abi. Onun dışında özel teklif. Onun dışında ultra paket var. Şöyle %50 indirimli. 2500'lük. Burada 109-112'lik oyuncu verebiliyor. Şurada red yıldızlara baktığımızda o dikkat çekici. Kupatistan'da var mı böyle? Baba 2500'lük oyunculardan Çavi Mavi de verebiliyor. Ama vermesi imkansız ya. 912'lik oyuncu verir gene Çavi falan vermez ya. O yüzden burada da patlayacak gibi hissediyorum. Burada elmasla açabilme şeyimiz var mı abi? %50 indirimli. Bunu elmasla açabilmişiz aslında. Belki 117'lik oyuncu imkanı yok ama Kupatistan'da deneyeceğim abi. İmkanı yok diyor. Aha. Ya gerçekten umudum yok ya. Arjantin. Stoper. 107'lik Pezzella geldi abi. Gerçekten o kadar ekran yandı gitti. Ben de dedim 117'lik oyuncu gelir dedim. 107'lik oyuncu geldi ya la. Vallahi. Hocam gerçekten hayal kırıklığı ya. Sinirim bozuluyor abi. Abi eskiden sürpriz verdi FIFA ya. İlla buna parayı yatırmak peşindesin ya. Şunu da açacağım lanet olsun lan. 5 tane açacağım bunda ya. Vallahi sinirim bozuldu be. 108'lik Gaya vermiş abi. Tamam aç bunu da aç. Ne 109'luk Turan vermiş abi bunda da. Ne oğlum niye ben bunun hepsini açıyorum? Altılı mı açtım ben? Niye bunların hepsini açıyorsun? Tümünü aç. Hocam Tavernier tamam. 108'lik de açmak istemiyorum. Ben artık açmak istemiyorum. Bug'a girdi oğlum. Niye böyle oldu? 6 saniye mi tıkladım ben yanlışlıkla? Ben hepsini açmak istemiyordum ki bunun. Oğlum devam ediyor. Lan oğlum bug'a girdi bir tüp. Lan gidiyor kendi kendine açıyor. Dokunmuyorum abi şeye. Gene bunu açak ne yapak? Allah! Bug'a girdi bir tüp paramı harcadı lan. Bitti lan param. 110'luk Carter Vickers gönderdi. Lan ben 6'ya mı tıkladım? 6'ya mı tıkladım abi yanlışlıkla? 6 tane mi tıkladım? Çok garip lan. Oğlum bu nasıl bir şey? 6 tane seçmiş olamam değil mi? Çamadeo. Tamam bırak. Ben deste mi açtım az? Ben deste açmışım. Gerizekalı. Ben salak gibi deste açmışım az önce. Gerizekalı Remzi. Salak gibi deste açmış. 5 tane açıyorum lan. Gel. Bitsin şu para. Ben de eziyetinden kurtulayım Allah aşkına. Vallahi ben de kurtulayım. 5 tane birden açtım abi. Fransa. Stoper. Wolfsburg. Ananım. 114'lük Luc Roix geldi lan. Luc Roix. 114. Oha. Hocam. Şu gelen oyunculara bak. Aba. Bir sürü oyuncu geldi lan. Giles geldi. Orkun geldi. Drussi geldi. Bunun değeri kaç bu abi? 350 milyon değeri mi varmış lan bunun? Baca. Oğlum çok iyi oldu. Bunun gelmesi müthiş oldu lan. Tamam devam et dedik. Paramız kalmadı ama değdi bak. Bak böylesine değer. Tamam mı? Takımım dedik. Bunu hocam Campbell kaç para? Bilgiler. 330 milyon Campbell var abi. 114'lük zaten o da. Şurada
Bak Chiellini kaç para abi? Bilgiler 225 milyon. Tamam bunu değiştir abi, çalıştır. Antrenman seviyesini aktar. Hocam Lacroix'e geldik şöyle. Transferi dedik. 119'a çıkardık Lacroix'i. Onun dışında geldik abi şöyle değiştir dedik. Şunu aldık değiştir dedik abi takıma koyduk. Kalktı ya cuk diye oturdu bir an. Yanlış bir şeyler yaptık. Elimizdeydi bir şey oldu ama mik oldu hocam. Oyuncularım satılabilir oyuncu arasında Chiellini sat. 716'a varmış en ucuz fiyattan koyduk. Satır diye düşünüyorum. Yani Oblak da var 118'lik. Şöyle hocam bunlar bak. Bunlar da satılabilirmiş. Yani Kostiç de var. Sat abi Kostiç satılabilir bunlar. Durmasın satılabilir oyuncular. Neyse bunları koyarız satışa da. Garip oldu lan. Başta sevmediğimiz, nefret ettiğimiz bir şey oldu. Sonra sevdiğimiz bir şey oldu ama Lacroix'i de çıkarmış olduk. Elimize kolumuza sağlık. Hocam zorladık zorladık. Bütün paramızı harcadık. Sonunda bir tane iyi bir oyuncu çıkarabildik. Buna da şükür diyelim. FIFA gerçekten çok abarttı oyuncu vermeme konusunda ama satışa koyduğumuz oyuncuları da satarız arkadaşlar. Ona göre de artık transfer politikamızda ilerleriz. Çaybanosoy'da alırız Sokrates'in yerine. Artık diğer bölgeye bakarız. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.